işte bir bıçak bir çatalla yaşayan Osako bilmem ne. Ya ben bir bıçakla yaşayamam. Bu seti başka bir arkadaşımdan, ikinci bebeğimizin. Yatağı başka bir arkadaşımdan. Park yatağı başka birinden. İlk doğduğunda biz sepet beşikler vardı. Onu aldık. O beşinci bebeğini büyütecek. İmece usulü yani bunların hepsini biz alamaz mıydık? Evet alabilirdik evet. Ama ben de onları kullanıp başka birine vereceğim. Bu artık hani tüketime de bir dur demek aslında. Evet, kesinlikle. İşin en güzel tarafı da aslında insanları birbirine yaklaştırması. Galiba daha çok zihinde sadeleşmeyi, biraz daha duygularımı netleştirmeye çalışmak, kendimi ifade etmeye çalışmak. Çünkü konuşmayan bir toplumuz. Çok fazla düşündüklerimizi söylemeyen, aman ayıp olur, aman şey olur. Hep söylediğim bir şey var. Eczaneden ilaç aldıysanız artık küçücük eczane poşeti de almayı verin. Onu çantanıza atın. Yani hayatta yapabilecek küçük 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 çok fazla şey var.